Arkadaşlar merhabalar ben Ali Cumhur Oyuncu. Sizinle orijinal yayınları 10. sınıf Matematik Soru Bankası'nın polinomlar konusunun altın testini beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzda Px eşittir x kare artı x artı 3 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar şu tarz sorularımızda x eksi 1 ile bölümünden istiyorsa sıfıra eşitliyoruz x eşittir 1 yazacağız. Nerede? P'de. Yani sorumuz bizden neyi istiyor? P'de 1'i istiyor. Peki P'de 1 dediğimiz ifade 1'in karesi artı 1 artı 3'ten ne gelecektir arkadaşlar? 5 gelir. Cevabımız E şıkkında olacak ama bunun bir de ikinci yolu var arkadaşlar. İkinci yol dediğimiz bakkal bölmesidir. X kare artı X artı 3 bölü ne diyor bize? X eksi 1 diyor. X, X kare de X eksi 1 X defa var. Çarparsak X kare eksi X geldi. Bakın çıkarttığımızda şunlar gider. Eksiyle eksi ile eksi X'i çarparsak artı X. X de yukarıda ne geldi? 2X. 2x artı 3'ü de aşağıya indirelim. 2x artı 3'te kaç kere vardır arkadaşlar? 2 kere vardır. Çarptığımızda 2x eksi 2 gelecek. Çıkartırsak 2x'ler gitti. Şurası artı olur. Kalan ne gelir yine? 5 gelir. Bizim için bakkal bölmesi uzun bir yoldur. Her zaman pratik yolu kullanacağız. Cevap yine ne gelecek arkadaşlar? 5 gelecektir. İkinci sorumuz. Px x kare artı mx artı 2 polinomu x artı 2 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre diyor. Arkadaşlar x artı 2 ile bölümünden kalan 4 ise yani x artı 2 eşittir 0'dan x eşit eksi 2 yazacağız. Nerede? P'de. P'de eksi 2'mizin ne olduğunu söylüyor ee, soru 4 olduğunu. X yerine eksi 2 yazarsak P'de eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin karesi artı M çarpı eksi 2 artı 2 eşittir 4 gelecek. Eksi 2'nin karesi eksi M ile 2'yi çarptığımızda 2M gelecek artı 2 eşittir 4 oldu. Artı 4 denimiz giderse eksi 2 m artı 2 eşittir 0'dan eksi 2 m eşittir eksi 2'den m değerimiz arkadaşlar artı 1 gelecektir. Üçüncü sorumuzda px polinomu x eksi kök 3 ile tam bölünebiliyor. Tam bölünebiliyorsa arkadaşlar ne demektir bu kalan 0 demektir. Yani x eksi kök 3 eşittir 0 x eşit kök 3 yazmamızı istiyor. Bizim için PD kök 3 dediğimiz ifadenin 0 olduğunu söylüyor. Yerine yazalım. PD kök 3 eşittir. Arkadaşlar kök 3'ün karesi artı A artı 3 eşittir 0 olacak. Karekökü kökü götürürse 3 artı A artı 3 eşittir 0'dan. 6 artı A eşittir 0'dan. A değerimiz ne gelecektir? Eksi 6 gelecektir diyoruz. Dördüncü sorumuz. Px x kare artı mx artı n polinomu x eksi 2 ile bölümünden kalan 9'dur. Px polinomu x artı 1 ile tam bölünebildiğine göre yani kalan 0'dır. M çarpı n değeri kaçtır? Arkadaşlar x eksi 2 ile bölümünden kalan 2 ise x eksi 2 eşittir 0'dan x yerine ne yazacağız? 2 yazacağız. Yani p 2'miz neymiş bizim için? 9'muş. Px'in x artı 1 ile bölümünden yani x artı 1 eşittir 0'dan x yerine eksi 1 yazdığımızda nerede yine? Px'te. P eksi 1'imiz tam bölünüyorsa kalan 0 yani bu ifademiz 0 eşittir. O halde. 2 yazalım arkadaşlar öncelikle buradan. P de 2 eşittir. 2'nin karesi artı 2m artı n eşittir bizim için 9 geldi. Şuradan 4 artı 2m artı n eşittir 9 ise 4'ü atarsak 2m artı n eşittir 5 gelecek. Devam ediyoruz. P'de eksi 1 yazdığımızda eksi 1'in karesi artı m çarpı eksi 1 artı n eşittir ne gelecektir? 0 gelecektir. Eksi 1'in karesi 1. M ile eksi 1'i çarparsak eksi 1. Eksi M. Artı N eşittir? 0 geldi. Eksi M artı N'yi buraya atarsak 1 eşittir arkadaşlar. M eksi N gelecektir. 2 tane denklem bulduysak. 2M artı N'imiz 5. M eksi N değerimiz 1. Taraf tarafa topladığımızda 3M artı eksi N'ler gider 3M kalır. Burada ne geldi? 6 geldi. M değerimiz 2 olacaktır. M değerimiz 2 ise 2'den ne çıkartırsak 1 olur arkadaşlar. 1'i çıkartırsak N değerimiz de 1 geldi. O halde MN çarpım bizim için. 2 çarpı 1'den ne gelecektir? 2 gelecektir diyoruz. Beşinci sorumuz. Px eşittir. X kare artı 2. X eksi 3 polinom veriliyor. P2, x, Px artı 2 polinomunun X artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? X artı 3 eşittir 0'dan. X eşit eksi 3 yazacağız. Nerede? Px artı 2'de. Bakın Px artı 2'de yerine yazdığımızda eksi 3 artı 2'den Pd eksi 1 gelecek. Sorumuzun istediği aslında Pd eksi 1. O halde eksi 1'imizi yazarsak Pd eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 eksi 3 geldi. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. 2 ile eksi 1'i çarparsak eksi 2 eksi 3 geldi arkadaşlar. 1 eksi 2 eksi 3'ü toparlarsak şurası eksi 5 bir daha eksi 4 gelecektir. Altıncı sorumuz p3x 1 eşittir 2x kare eksi 5 polinomunun x artı 1 ile bölümünden bakın x artı 1 eşittir sıfırdan x yerine ne yazmamız istiyor eksi 1 yazmamız istiyor nerede tam da p3x eksi 1 yerine yazarsak arkadaşlar p de bizim için x yerine eksi 1 yazdığımızda şurası eksi 3 eksi 1 daha ne geldi eksi 4 eşittir x yerine eksi 1 yazdık 2 çarpı eksi 1'in karesi eksi 5 şuradan 2 çarpı eksi 1'in karesi 1'dir. Eksi 5 gelecek. Arkadaşlar 2 eksi 5'ten cevabımız ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir diyoruz. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Px eksi 2 eşittir. x kare eksi 4 x artı 7 polinom veriliyor. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani x artı 1 eşittir sıfırdan. x eşit eksi 1 yazmamızı istiyor. Nerede? Burada. Sorumuzun istediği p de eksi 1'miş arkadaşlar. Peki. Peki. Bunu istiyorsa getirip şuranın ne olmasını istiyoruz biz. Eksi 1. Eksi 1 olması için x'e ne yazmamız lazım? 1 yazmamız lazım. 1 yazarsak 1-2'den bir p'de eksi 1. x yerine 1 yazırsak her taraftan 1 yazmamız lazım. Eşittir. 1'in karesi eksi. 4 çarpı 1 artı 7'den. 1'in karesi 1 eksi 4 ile 1'i çarparsak eksi 4 artı 7 geldi. 1, 7 daha 8. Arkadaşlar 4 çıkartırsak ne gelecektir? 4. Bizim p'de eksi 1 dediğimiz ifade ne geldi? Artı 4 geldi diyoruz. 8'in sorumuz. P'de 3x-1 eşittir. 2x-7 polinom veriliyor. Buna göre Px artı 2 polinomun x-3 ile bölümünden bakın. x-3 eşittir sıfırdan. X yerine ne yazmamız lazım? 3 nerede? Burada. Soru benden 3 artı 2'den aslında P'de 5 istiyor. Arkadaşlar şuranın 5 olması için x yerine ne yazmamız lazım? 2 değil mi? Bakın. P'de 3 çarpı 2-1. 6'dan 1 çıktı. Ne geldi bizim için? P 5 geldi. Sorun istediği ifade bu zaten. X yerine 2 yazarsak. O halde P5 eşittir. 2 çarpı şurada 2 yazsam burada da yazacağım. 2 eksi 7'den 2 kere 2 4. 4 eksi 7'den ne gelecektir cevabımız? Eksi 3 gelecektir diyoruz. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Px eksi 1 eşittir. X kare artı x eksi m polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 7. Peki. X eksi 3 ile bölümünden kalan ise x yerine arkadaşlar 3 yazacağız. Nerede? Bakın bu polinomda. X yerine 3 yazdığımızda aslında P'de 3 eksi 1'den 2'nin ne olduğunu söylüyor? 7 olduğunu söylüyor. Diyor ki Px artı 1 polinomunun x artı 3 ile bölümünden eşittir 0. X yerine eksi 3. Şuraya yazdığımızda sorumuzun istediği aslında ne arkadaşlar bizim için? Bakın eksi 3 yazarsak eksi 3 bir daha sorumuz bizden eksi 2'yi istiyor P'de. Peki öncelikle şu ifadeyi kullanarak m değerini bulalım. Bizim için x yerine arkadaşlar biz buradan ne yazdık bakın. 3 yazdık. P'de 2 oldu. 3 yazarsak pd 2 eşittir. 3'ün karesi. Artı 3 eksi m eşittir. Ne geldi? 7 geldi. 3'ün karesi 9. 3 daha 12 eksi m eşittir. 7 oldu. 12'den ne çıkartırsak 7 olurdu. Tabii ki 5 çıkartırsak m değerimiz 5 gelecek. Arkadaşlar bizim P'de x eksi 1 dediğimiz ifade aslında x kare artı x m yerine 5 yazarsak eksi 5 olacak sorumuzun istediği eksi 2 değeri. Yani buradan x yerine ne yazmamız lazım? Eksi 1. O halde eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 p de eksi 2 eşittir. Eksi 1'in karesi artı eksi 1 x yerine eksi 1 yazdık eksi 5 geldi. O halde arkadaşlar burada ne diyeceğiz biz? Eksi 1'in karesi artı 1 değil mi? Eksi artı ile eksi 1 çarparsam eksi 1 ve eksi 5 geldi. Artı eksi 1'ler giderse cevabımız ne gelecektir? Eksi 5 gelecektir. 10. sorumuz arkadaşlar. Px 2 eşittir. X kare çarpı x, qx artı 1 artı 3x 1 eşitliği veriliyor. Qx polinomunun x 2 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre. Bakın. X 2 ile bölümünden diyor bize. X 2 eşittir 0'dan x eşit 2 yazacağız. Nerede? Q'da. Yani sorumuz Q'da 2'nin ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. Kalanın 3. 3 olduğunu söylüyor. Peki. Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden. X artı 1 eşittir 0'dan x eşit 1. Nerede? Burada. Sorumuz bizden P'de eksi 1'i istiyor. Peki arkadaşlar polinomda x yerine 1 yazarsak bakın. P'de 1'den 2 çıktı ne geldi? Eksi 1. Eşittir. x yerine 1 bir yazdık. 1'in karesi çarpı. x yerine 1 yazdık. 1 bir artı 1'den ne geldi? Q2 geldi bizim için. Artı. x yerine 1 yazdık. 3 çarpı 1'den 3 eksi 1 oldu. Eşittir diyoruz. 1'in karesi 1'dir. Q2 ile çarparsam Q2. 3'ten 1 çıkartırsam 2 gelecek. Q2 dediğimiz değer 3'tü. 2 eklediğimizde arkadaşlar 5 olacak. Hangi ifade bizden istenen P de eksi 1 ifadesi ne olacaktır? 5 olacaktır. 11. sorumuz Px artı 2 bölü Q'da x eksi 4 eşittir. X kare artı x eksi 5 eşitliği veriliyor. Qx polinomunun x artı 5 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Arkadaşlar buna göre Px polinomunun kat sayılar toplamı. Yani x yerine 1 yazarsak sorumuz bizden P'de 1'i istiyor. Peki geldik buraya. Şuradan Arkadaşlar x artı 5 bölümünden x artı 5 eşittir sıfırdan x eşit ne yazacağız? Eksi 5 yazacağız. Nerede? Q'da. Yani Q'da eksi 5 dediğimiz değeri ne olduğunu söylüyor? 2 olduğunu söylüyor. Peki. Arkadaşlar şuranın p1 olması için x yerine ne yazmamız lazım? Eksi 1. O halde yerine yazarsak bakın. Eksi 1 artı 2'den ne geldi? P1 bölü. Eksi 1 eksi 4'ten ne geldi? Q'da eksi 5 eşittir. X yerine ne yazmıştık? Eksi 1 yazdık. Eksi 1'in karesi artı eksi 1 eksi 5. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. Şurası eksi 1 geldi. Eksi 5 oldu. Şunlar giderse ifademiz neymiş? Eksi 5'miş. Hangisi? P1'in Q eksi 5'e bölümü. Q eksi 5 dediğimizde 2 değil miydi? Bir işler dışlar çarpımı yaparsak bizden istenen P1 ifadesi 2 çarpı eksi 5'ten ne gelecektir? Eksi 10 gelecektir. Arkadaşlar 12 testimizin son sorusu. Eşitliği verilmiş bize. px eksi 2 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 20'dir. Yani x eksi 3 eşittir 0'dan x eşit 3 yazacağız. Nerede? Şurada. Yazarsak p de 3 eksi 2'den 1'in ne olduğunu söylüyor? 20 olduğunu söylüyor. Birinci durum. Ve diyor ki qx eksi 1'in x artı 2 ile bölümünden kalan eksi 2'dir. x artı 2 eşittir 0'dan x yerine eksi 2 yazacağız. Nerede? Şurada. Q da arkadaşlar eksi 2 yazdığımızda eksi 1 de buradan eksi 3. Bunun da ne olduğunu söylüyor bize? Eksi 6 olduğunu söylüyor. Peki buna göre arkadaşlar A sayısı kaçtır demiş. Devam edelim. Dedik ki bize P1 lazım değil mi? Şuraya eksi 2 yazarsak bakın. P de eksi 2 artı 3'ten P1 eşittir. A eksi 2 çarpı. X yerine ne yazdık biz az önce? Eksi 2 yazdık. Eksi 2'nin karesi artı x yerine eksi 2 yazdık. Eksi 2 çarpı bakın. Q'da ne bulmamız lazım buradan artık arkadaşlar? Söyleyin. Eksi 2 yazdığımızda Q'da eksi 3 bulmamız lazım. Devam ediyoruz. P1 dediğimiz ifade 20 idi. Eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. 4 çarpı A eksi 2. Şurayı eksi 2 ile Q eksi 3'ü çarpacağız. Q eksi 3'ümüz bizim için eksi 6 idi. Eksi 2 ile çarparsak artı 12 edecek. 12'yi buraya atarsak arkadaşlar 20'den 12 çıkarsa 8 eşittir. 4 çarpı a eksi 2 gelecek. 4'e böldüğümüzde her tarafı 2 eşittir a eksi 2'den. Eksi 2'yi atarsak 4 eşittir bizim için a değeri olacak. Sorumuzun istediği a değeri de cevabımız d şıkkında olacaktır.